Bloomberg HT'den oyun hikayesinden iyi geceler. Bu akşam çok çalışmanın karşılığını alan isimlerle bir program yapacağız. 3 tane konumuz var. Önce Türkiye'de belki de en istikrarlı federasyonlardan bir tanesini konuk edeceğiz. Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Sayın Gülkız Tülay hanımefendi bizimle beraber olacak. Türkiye'de 64 federasyon var, 3 kadın başkan var ve kendisi en uzun süre orada görev yapan isim. Satranç neden sadece bir spor olarak görülmüyor? Son yıllarda artan ilgi, lisanslı sporcu sayısının artmasını değerlendireceğiz ve uzun işbirlikleri var. Onları da konuşacağız satrançla ilgili. Ardından bu sezon ikinci kez işleyeceğiz ama biraz daha farklı bir yer vereceğiz. E-spora League of Legends finali vardı. Şampiyon belli oldu. O şampiyondan Denizbank İstanbul Wildcats'ten Anıl Işık bizimle beraber olacak ve Riot Games Türkiye Ülke Müdürü Erdinç İyikul'la e-sporun Türkiye'deki gelişimini, sorunları, planları, geliştirilmesi gereken noktaları değerlendireceğiz ve programın son bölümünde de tenisi konuşacağız. Sezonun son Grand Slam'i Amerika Açık geride kaldı. Kadınlarda ve erkeklerde şampiyonlar belli oldu. Erkeklerde tarihi bir final vardı. Tenis yorumcusu Eda Güney bizimle beraber olacak. Tenisi konuşacağız. Önce satranç diyelim. Ankara stüdyomuzda Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Sayın Gülkız Tülay bizimle beraber. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bu saatte sizi ağırladık. Katılım gösterdiğiniz için teşekkür ederiz. Geç bir saat ama satranç severler mutlaka ekran başındadır diye düşünüyorum. Ben teşekkür ederim. Memnuniyetle katıldım programınıza. Çok sağ olun. Türkiye'de 64 federasyon var. 3 tane kadın başkan var. Satranç, Yelken ve Orient Hiring. Siz de onlardan birisiniz. En uzun süre görev yapan isimsiniz. O satranç ailesinin en içinden gelen birisiniz. Bir veli olarak, ardından yönetici olarak ve sonrasında da başkan olarak bir anne, bir başkan, evde satranç oynayan çocuklar var. Lisanslı milyonlarca sporcu var. Neler hissettiriyor size bu iki duygu? Evet, çok teşekkür ederim. Özellikle 64 Spor Federasyonu'nun içerisinde 3 kadın federasyon başkanı olmak çok güzel bir duygu değil. Arzu ediyorum ki bu kadın başkanların sayısı daha da artsın. Bunun için de uğraşıyoruz. Evet, satranç deyince akla evet lisanslı sporcu sayısı ilk gelenlerden birisi. Biz bugün 64 Spor Federasyonu'nun toplamda 10 milyon civarında lisanslı sporcusu var ve biz 1 milyon 90 bin lisanslı sporcuyla aslında 1 milyonu geçen ilk ve tek federasyon olmanın, yani Türk spor tarihinde aslında bir sayfa açmanın ve bu başarıyı uzun yıllardır devam ettirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Söylediğiniz gibi ben uzun yıllardır satrancın içindeyim. Evet, bir anne olarak, bugün de bir başkan olarak karşınızdayım. Çocuklarımın satranca başlamasıyla, satranç sporuyla iç içe olmaya başladım ve 3. dönemimi icra ediyorum. 10 yıldır Türkiye Satranç Federasyonu başkanıyım. İlk kadın başkanıyım ayrıca da. Sayın Gülkız Tülay, şimdi 2022-2023 eğitim öğretim dönemi bugün başladı. O döneme ilişkin bir soruyla başlamak istiyorum. Okul öncesi programa satranç sınıfları aldırma projeniz var. Bunu dile getirmiştiniz. Ben de o yaşlarda bir çocuğu olan bir baba olarak bu da beni heyecanlandırıyor. Onu sormak istiyorum. Yeni eğitim öğretim yılı başlarken projede gelinen nokta nedir? Hedef nedir? Evet, aslında okullar bizim için son derece kıymetli. Bakıldığında satranç lisanslı sporcularımıza da baktığınızda ya da ilgilenen sporculara da baktığınızda daha çok alt yaş grupları ya da 7-18 yaş arasındaki çocukların çoğunluğunu teşkil ettiğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Biz şunu hedefliyoruz aslında. Belki birçok spor için bu geçerli.
geçerlidir ama satranç için biraz daha önemli. Satranca bir çocuk ne kadar erken yaşta başlarsa o kadar uzun süre satrancın içinde kalıyor. Ve satranç aslında bakıldığında bir spordan çok daha fazlası diyoruz. Ve biz ilkokul, ortaokullardaki ana sponsorumuz Türkiye İş Bankası ile yürüttüğümüz satranç sınıfları projesine bu yıl eğitim öğretim döneminden başlamak üzere anaokullarını okul öncesi programı da dahil ettik. Önümüzdeki haftadan itibaren satranç sınıflarını anaokullarında açmaya başlayacağız. Özellikle bu haftanın geçmesini bekledik tabii. İlk heyecanların geçmesi daha önemliydi. Anaokullarının hemen hepsine satranç sınıfları, satranç köşeleri açmayı düşünüyoruz. Öncelikle öğretmenlerimizin eğitimleriyle başlayan bir süreçte anaokullarında özellikle satrancın son derece faydalı olacağını düşünüyoruz. Okul dediğimizde tabii İş Bankası'yla önümüzdeki günlerde 30 bininci satranç sınıfının açılışı için hazırlıklarımız tamamlanmak üzere. En kısa zamanda 30 bininci satranç sınıfını açacağız. Tüm ilkokul, ortaokullarda 45 bin civarında okulun olduğunu varsaydığımızda aslında okulların çoğuna bir satranç sınıfı açmış oluyoruz. Hedefimiz de Türkiye'deki ilkokul, ortaokullarda tüm devlet okullarında olmak üzere İş Bankası satranç sınıflarının açılmış olmasını sağlamak. Bunu da önümüzdeki yıl içerisinde büyük bir hızla tamamlamayı düşünüyoruz. Ne kadar erken başlama yaşı aşağı çekilirse dediniz, ideal başlama yaşı kaç olmalı Türkiye'de? Avrupa ve dünyada nedir, Türkiye'de nedir? Aslında Avrupa ve dünyada Türkiye'dekinden çok farklı değil. Bu anlamda Türkiye'yi bir lokomotif ülke olarak da rahatlıkla tanımlayabiliriz. Satranca başlama yaşı özellikle son yıllarda gerek velilerin, gerek okul idarecilerin ve öğretmenlerin ilgisiyle 4-5 yaşlarına kadar indi. Yani okul öncesi programda 4-5 yaşındaki bir çocuk rahatlıkla satranç öğrenebilir. Aslında buradaki amaç satranç oynamayı öğrenmesi değil, satrancın faydalarını daha küçük yaşta kendi bünyesine kazandırması. Bizim bakış açımızda bu. Zaten satrancı bakıldığında özellikle çocukların, gençlerin ya da yetişkinlerin hayatında bir amaç değil bir araç olması çok daha önemli bizler için. Bütün programlarımızı, yaptığımız tüm projelerimizi ki anaokulları projesi de bunlardan birisi tamamen bu kurgu üzerine düzenliyoruz. Ve anaokullarında satrancın zaten var olan ama daha sistematik olarak önümüzdeki günlerde hayata geçireceğimiz projeyle çok daha faydalı, çok daha verimli olduğunu düşünüyorum. Aslında satranca anaokulunda başlayan bir çocuğun gerek satranç hayatına gerekse ilkokul hayatına yani eğitim öğretim hayatına çok daha hazırlıklı olarak başlaması bizim hedeflerimizden birisi. Çünkü satranç oynayan çocuklarda satrancın faydalarını odaklanmayı, plan program yapmayı, zamanı doğru kullanmayı, centilmen olmayı ve buna benzer birçok faydayı saydığımızda okul öncesi programda satrancın mutlaka öğrenilmesi, satrançla mutlaka tanıştırılması gerekiyor düşüncesindeyiz. Biraz önce de söylediğim gibi aslında bir çocuğa satrancı belli bir zaman diliminde öğretebilirsiniz tabii ama satrancın o çocuğa kazandırdıklarını ne kadar küçük yaşta biz o çocuğa verebilirsek aslında ileriki hayatında gerek sosyal hayatında gerek akademik hayatında o kadar çok katkı sağlamış oluruz. Çok net bir şekilde özetlediniz. Programın girişinde siz sayılar vermiştiniz, lisanslı sporcu sayıları. O grafiği arkadaşlarımdan rica edeceğim, ardından da şunu soracağım. 2012 ile 2022 arasındaki artışı çok net bir şekilde görebiliyoruz lisanslı sporcu sayısı konusunda. Sayıları net bir şekilde verdiniz. Kulüp sayısının geldiği nokta 10 yılda 448'den 2205, antrenör sayısı 59.000'den 87.000, hakem sayısı 4.000'den 12.000'e gidiyor. Ardından da lisanslı sporcu sayısındaki artışı
en net orada görebiliyoruz. Lisanslı kadın sporcu sayısı 47.000'den 368.000'e neredeyse 10 katı. Lisanslı sporcu sayısı 1.087.000. Biraz önce vurguladığınız Türkiye'deki 1 milyon lisanslı sporcuyu geçen ilk federasyon dediniz. Baktığımızda bu kadar ilgi odağı olmayı, istenen bir spor olmayı nasıl başardınız Gülküz Hanım? Evet, aslında ben 2012 yılında göreve geldiğimde gerek benim gerekse yönetimdeki arkadaşlarımın hedeflerinden birisi satrancı ülkemizin her tarafına yaymaktı. Biz bunu çok başarılı bir şekilde hayata geçirdik. Sizler de ne güzel rakamları anlattınız, gösterdiniz burada. Evet, nedir dediğimizde bugün satrancın geldiği nokta son derece güzel, gurur duyulacak bir noktadayız. Bu ilgi aslında tabii anne babaların satranç sporunu benimsemesiyle, çocuklarının da benimsedikleri bu sporla bir an önce tanıştırmasıyla alakalı bir konu. Ama nasıl buralara, bu noktaları başardık dediğimizde de gerek ekip olarak, gerekse tüm satranç ailesi olarak bu sporu çok sevmeye ve 7/24 neredeyse durmadan, yorulmadan çalışmaya bağlıyoruz. Yani aslında bakıldığında sadece belli illerde değil, Türkiye'nin her tarafında yaptığımız projelerle satranç sporunu çok popüler hale getirdik. Bugün geldiğimiz noktada projelerin önemini her zaman vurguluyoruz. İşte o projelerden biri, biraz önce söylediğimiz İş Bankası satranç sınıfları. Bir başka projeden bahsedecek olursak, 2013 yılında Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı'yla yaptığımız Sevgi ve Çocuk Evleri. Biz burada tüm Sevgi ve Çocuk Evleri'ne ana sponsorumuz marifetiyle satranç sınıfları açtık ve antrenörler yetiştirdik. O gün bu evlerde satranç sporuyla tanışan çocuklar bugün ülkemizi şu anda zaten dünya yaş gruplarında Romanya'da temsil edecek derecelere geldiler. Bir başka proje çocuk cezaevlerine yaptığımız proje. Türkiye'deki tüm çocuk cezaevlerinde, suça sürüklenmiş çocukların bulunduğu cezaevlerine satranç sınıfları açtık. Orada da antrenörler yetiştirdik ve hala devam ediyor. Harika geri dönüşler alıyoruz. Tabii satrancın bir güzel tarafı da engel tanımaması. Yakında bir proje lansmanımız da olacak zaten. Satranç engel tanımaz diye. Biz bunu da son derece güzel değerlendiren bir yönetim anlayışına sahibiz. Yine bahsedecek olursam, Türkiye'deki tüm görme engelliler okullarına satranç sınıfları açtık. Tabii satrancın daha popüler olması için de projelerin ardı arkası kesilmeden devam ediyor. Sizler de biliyorsunuz, satranç biraz daha sessiz alanlarda, salonlarda, kapalı mekanlarda oynanan bir oyun. Ancak algıda seçicilik yaratmak adına satrancı biz artık dışarılara da taşıdık. 7 yıldır devam eden sokakta satranç var, projemiz var ki şu an Türkiye'nin dört bir tarafından gelen görseller gerçekten bakmaya doyulamayacak kadar harika görseller, fotoğraflar, videolar geliyor. Amacımız nedir? Hemen okullar açılmadan önceki hafta hayata geçirdiğimiz bu projeyle hem okullarda satrancın seçmeli dersler alanında seçilmesini sağlamak, hem de satranç popülaritesini, o satrancın güzel görüntüsünü tarihi mekanlarla, görsel değeri yüksek alanlarda oynayarak bunu herkesin görmesini sağlamak. Yani bugün geldiğimiz noktada tabii ki çok çalışmak var ama yaptığımız projelerde başarı noktamızdaki en güzel alanlarımız, en güzel faaliyet konularımızdır diyebilirim. Projelerin hepsini saydınız. Bir federasyon başkanı olarak birbirinden ayrılmaz ama 10 yıllık süreçte baktığınızda en çok hangi proje sizi etkiliyor? En çok hangisinin kalbinizdeki yeri başka, bir iz bırakan proje var sizde? Evet, projelerin hepsi çok kıymetli. Hepsine çok emek veriyoruz. Ama evet, benim için çok önemli olan proje Sevgi ve Çocuk Evleri ile yaptığımız proje.
Oradaki çocukların satranç sporuyla tanışması ve daha sonra yıllar içerisinde satrancın kazanımlarından dolayı o çocuklar üzerindeki kişisel gelişim hakikaten gözle görülmeye değer ve gurur duyulacak bir proje. Bu projeyi hem ben hem tüm ekibimiz çok önemsiyoruz. İş Bankası da zaten çok önemsiyor ki yıllardır destek veriyor. Buralarda yetişen çocuklarımızın hedeflerinde satranç sporcusu olmak, hatta satranç yöneticisi ve satranç federasyonu başkanı olmak var. Bu oldukça önemli. Ben zaman zaman buraları ziyaret ediyorum arkadaşlarımla beraber. Oradaki o anılar, oradaki sohbetlerimiz gerçekten yüreğime dokunan çok özel anları teşkil ediyor. O nedenle o projenin yeri ayrı diyebilirim size. Şimdi uyguladığınız projeler sizi bu noktaya getiriyor ve bu da karşılıksız kalmıyor. Uluslararası Satranç Federasyonu 2022'yi satrançta kadın yılı ilan etti. Sizi de Avrupa'nın üstün başarılı yöneticisi ödülünü verdi. Baktığınızda böyle bir takdir edilmek, doğru işler yaptığınızın en büyük göstergesidir. Ödül aldığınızda siz federasyon adına, yönetim kurulundaki kadınlar adına neler hissettiniz? Özellikle kadın bakış açısının ben bu başarıda gerek bu ödülde gerekse diğer başarılarda çok önemli olduğunu vurguluyorum. Ben tabii ödüle geçmeden önce şunu da söylemek istiyorum. Evet, biraz önce söyledik. 3 kadın federasyon başkanıyız sadece. Ama federasyonların yönetimleri 15 kişiden oluşur. Biz yine Satranç Federasyonu olarak ilkleri yapmayı çok seviyoruz ve son dönemdeki genel kurulumuzda 6 kadın yönetim kurulu üyesi olarak yine tüm federasyonlar içerisinde bir ilki yarattık. Bir ilki yaşıyoruz öncelikle. Bunun oldukça önemli olduğunu, bakış açısının çok farklı yerlere bizi getirdiğini söyleyebilirim. Elbette ödül almak çok güzel bir duygu. Bu ödülü ben Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı olarak aldım. Evet, Ağustos ayında 44. Satranç Olimpiyatlarında Hindistan'daydık. Belli kategorilerde yılın kadınları, dünyada kıtalarda yılın kadınları seçildi. Ve ben de Avrupa kıtasının üstün başarılı yöneticisi unvanını aldım. Asya, Avrupa, Amerika, Afrika kıtaları aslında birçok konuda yarıştı. Benim dışımda federasyonumuzun as başkanı, Türkiye'nin ilk uluslararası kadın ustası Nülfer Çorlulu, satranç eğitiminde öne çıkan eğitmen ödülünü aldı. Ayrıca mücadeleci ruhuyla öne çıkan engelli kadın oyuncu ödülünü de milli sporcumuz Hande Nur Şahin aldı. Tabii bunlar, bu ödüller ülkeye dönüşümüzde çok güzel ve bizim için de müthiş bir motivasyon kaynağı oldu. Evet, çok çalışıyoruz. Fahri olarak bu görevi yapıyoruz. Ailemizden, işimizden, her şeyden belki zaman ayırıyoruz satranca. Ama yaptıklarımızın karşılığını, Türkiye'de satrancı ne noktaya getirdiğimizin diğer ülkelerde takdir edilmesi, projelerimizin kayda değer görülmesi ve örnek teşkil etmesi işte bize, bana bu ödülü almamı sağladı. Ondan dolayı da elbette çok mutluyum. Şimdi siz 2012'den beri buradasınız. Çok uzun yıllardır devam eden bir sponsorunuz var. Türkiye İş Bankası. Destekçileriniz doğru olduğunda, işlerin de doğru olduğunu görüyoruz. Son sorum şu olacak. Çalışmak mı yoksa satrançta fark yaratır zeki olmak mı? Bunların ikisini birleştiren hangi noktaya geliyor? Evet, aslında ikisinin de var olması çok güzel bir konu ama çalışmanın çok daha önemli olduğunu her zaman vurgulamamız lazım. Prensipli çalışmak, doğru plan yaparak çalışmak ve çok çalışmak satrançta başarıyı getiren en önemli konulardan biri. Sizin de söylediğiniz gibi aslında biz Türkiye Satranç Federasyonu olarak sponsorluklar anlamında da çok
çok çalışan ama bu anlamda da şanslı bir federasyonuz. 16 yıldır yol arkadaşlığı yaptığımız ana sponsorumuz Türkiye İş Bankası var. Yine uzun yıllardır sponsorumuz olan Türkiye Kadınlar Şampiyonası'nın sponsoru olan Arzum Elektrikli Ev Aletleri Anonim Şirketi var. Ve Türkiye Şampiyonası'nın sponsoru olan Türkiye'nin enerji devlerinden biri Gürüş Holding de yine sponsorlarımız arasında. Son yıllarda özellikle yerel yönetimlerin çok desteğini aldık. Bugün 20'lerle ifade edilen uluslararası açık satranç turnuvalarımız var ki satranç sporunun, sporcularımızın gelişimine müthiş katkı sağlıyor. Bunları da yerel yönetimlerimizin, belediyelerimizin desteğiyle yapıyoruz. Destekler önemli tabii. Bu destekler tabii ki Gençlik Spor Bakanlığımızın desteği çok kıymetli. Ancak sadece devletin verdiği destekle değil, bizim de yarattığımız bu sponsorluklar marifetiyle geldiğimiz nokta başarının herhalde en önemli anahtarlarından biridir diyebilirim. Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Sayın Gülküz Tulay, sporu getirdiğiniz nokta çok değerli, çok kıymetli. Bunun dünya tarafından takdir edilmesi aynı şekilde. Sokakta satranç var projesi beni şöyle heyecanlandırıyor. Balkan ülkelerine gittiğimizde oradaki birçok parkta, açık alanlarda insanların satranç oynadığını görebiliyoruz. Siz de zaten sokakta satranç var projesiyle bunu uygulamaya geçirmek istiyorsunuz. Biz bunu Türkiye'de gördüğümüzde sosyal hayatın çok daha değişken, olumlu anlamda değişken olduğunu göreceğiz düşüncesindeyim. Size bu yolda yönetim kurulunuza, yönetim kurulundaki kadınlarınıza, sporcularınıza, antrenörlerinize bir kez daha başarılar diyorum. Katıldığınız için teşekkür ederim. Teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Çok sağ olun. İyi geceler. Evet, Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Sayın Gülküz Tulay ile beraberdik. Satranç çok çalışmak tır dedi. Şimdi çok çalışmanın başka bir bölümüne değineceğiz. Reklamların ardından e-sporu konuşacağız ve bir şampiyon e-spor sporcusu bizimle olacak.